Bu hafta Bitcoin ve kripto ortamı genelini etkileyebilecek önemli olaylardan bahsedeceğiz ve genel hatlarıyla bu durumu şöyle bir ele alacağız. Böylece bir haber mevcut. Bu hafta Bitcoin fiyatını etkileyebilecek önemli olaylar. Önümüzdeki hafta Ripple Proper Party ve Gary Gensler'ın kongre önündeki ifadesi de dahil olmak üzere kripto sektörü şekillendirebilecek önemli olaylar içeriyor. Doğru, kendisi biliyorsunuz ki finansal komiteler başkanlığı üzerinde açıklamalar gerçekleştirecek ve dahi burada McHenry gibi isimlerin karşısına çıkacak. Bundan önce çıktığında agresif bir zaman dilimi içerisinde bulunuldu. Çünkü piyasaya açtığı davalardan kaynaklı olarak Gary Gensler'ın çok ciddi şekilde üstüne gidildi biliyorsunuz. Ve McHenry bu noktada azarlamaya kadar varan çok şiddetli tepkiler gösterdi. Gary Gensler'ın bu sefer yapacağı açıklamalar ve dava sonuçları ETF'lere ilişkin sorulacak sorular ve cevapları önemli olacaktır. Bitcoin fiyat hareketi herkesin dikkatini çekiyor diyor. Önceki hafta hafif bir düşüşle sona erse de bu muhtemelen yukarı yönlü bir yükseliş öncesi geçici bir düzeltme olabilir. Muhakkak Bitcoin şu anda çok güçlü. Gün içinde konuştuk. Sadece içerideki trader katalize olmuyor. Yani borsada dönen miktar sadece yani dönmüyor. Dönen miktar yok işte, sorun orada. Tamam mı? Bunun haricinde veriler açıklandıktan sonra bir gevşeme, 25 bin denemesi ardından yükselişler görülebilir. Piyasa merakları Eylül 29 2023 tarihinde Ağustos ayı için PCE fiyat endeksini açıklayacak olan Ekonomik Analiz Bürosu'nu dikkatle izlemelidir. Kesinlikle buraya bakacağız biliyorsunuz. Kişisel tüketim harcamaları bu noktada TÜFE ile birlikte Fed'in faiz kararlarını oluştururken ve enflasyona yönelik verileri değerlendirirken en çok dikkat ettiği verilerden yine bir tanesidir. Bu noktada ne derece ileri ya da geri olunduğu, aynı şekilde beraberinde gelen ekonomik verilerin kendilerine ne kadar faiz artırımı noktasında ya da duraklaması ya da azaltması noktasında ne kadar bir kredi sağladığı ya da sağlamadığına ilişkin veriler sunacaktır. Dolayısıyla bunları yakinen takip etmemiz gerekecek. Evet, Bitcoin fiyatı 26 bin dolar seviyesinin üzerine tutmayı başardı. Bu hafta Bitcoin yatırımcıları hangi olayları takip etmelidir? Bitcoin fiyatı 26 bin doların üzerinde tutunuyor. Bitcoin piyasa dalgalamalarına rağmen hala 26 bin üzerinde seyrediyor. Ancak soru şu, bu durum uzun süre devam etmez. Hafta içerisindeki veriler alındıktan sonra gevşeme ile birlikte 25 binlere doğru deneyebileceği geri çekilmelere başlar. Önümüzdeki hafta Ripple Proper Party ve Gary Gensler'ın kongre önündeki ifadesi de dahil olmak üzere kripto sektörünü şekillendirecek önemli olayları içeriyor. Evet, bu arada Ripple SEC'e karşı kazandığı davadan mütevellit işte bir kutlama falan yapıyor. SEC'in Ekim ayında gelecekteki Bitcoin ETF kararı yaklaştıkça odak diğer önemli olaylara kayıyor. Teknik analiz Bitcoin'in fiyatının 31 bin doları hedeflediğini gösteriyor. Olasılıklar sonsuzdur ve piyasanın karmaşasına kapılmak kolaydır. Doğru, piyasada genel hal müsait olduğunda yani 34.500'lere kadar da gider Bitcoin. Bak, bunda bir problem yok. Fakat diyorum ki piyasanın üzerinde bir baskı var ve bu baskı bir türlü geçmiyor. Bir türlü durulmuyor. Bitcoin fiyat hareketi herkesin dikkatini çekiyor. Önceki hafta hafif bir düşüşle sona erse de bu muhtemelen yukarı yönlü bir yükseliş öncesi geçici bir düzeltme olabilir. Kripto analisti Credible son düşüşün ayı tuzağı olabileceğini ve özellikle 27 bin dolarlık kurtarma eşiğini gözettiğini öne sürüyor diyor. Doğru. Aynı şekilde ancak diyor acele etmeyin. Çok heyecanlanmadan önce traderların diğer tarafı göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Analiz son düşüşünün büyük bir yükselişten önce kasıtlı olarak ayı izlenimi yaratabileceğini belirtiyor. Bu dikkatle izlenmesi gereken kritik bir 27 bin dolar seviyesine odaklanmasına neden oldu. Bu yüzden kesinlikle izlemeniz gerekecek bir fiyat noktası. 27 binlerde sizi çok alakadar eden bir şey bulunmamaktadır. Yani 27 binlerde net anlamda bir şey yok. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Bakın şu an 26.800 geri çekilmelerle daha da düşük noktaya hareket edecektir. MA50'yi aldıktan sonra bu noktada 28.500 binleri deneyebilecek ve dönemin koşullarına göre önceden de kırıp kırmayacağı noktasında fikir sahibi olabileceğimiz, devamında 34.500'lere gidebilecek bir fiyat hareketi
yaşanabilir. Ama şu anda kısa vadede bu olaydan uzağız. Gensler'in ifadesi. Başlıca vurgu, SEC Başkanı Gary Gensler'in 27 Eylül 2023 tarihinde Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade vereceği tarih. Bu komite özellikle kripto düzenlemeleri konusunda Gensler'le çatışma geçmişine sahiptir. Doğru, daha çok muhalif taraftan ve piyasanın taraftan ve taraflardan oluşuyor. Dolayısıyla Gary Gensler onların karşısına geçtiği zaman bayağı bir terliyor. Nisan 2023'teki bir oturumda komite başkanı Patrick McCary, Ethereum'un bir güvenlik veya mal olarak sınıflandırılmasını Gensler'e sormuştu. Bu özellikle XRP davası kararlarından tekrar gündeme gelebilir. Çünkü bu kararda token'ın perakende alıcılara satışının bir güvenlik olmadığı belirlendi diyor. Aynen öyle. Tekrar sorulur. O da tekrar saçmalar. Bu olayın çıkışında zaten Ether'in bir menkul kıymet olduğunu gazetecilerin ve basının önünde dünyaya duyurdu. PCI Endeks. Piyasa merakları Eylül 29, 2023 tarihinde Ağustos ayı için PCI fiyat endeksini açıklayacak olan ekonomik analiz bürosunu dikkatle izlemelidir. Kesinlikle tekrar söylüyorum, alınacak veriler enflasyonun ne noktada olduğu, dolayısıyla zaten 2023'te bir 25 bas puan bekliyoruz. Bunda hiçbir sıkıntı yok ya da hiçbir değişim unsuru vesaire bulunmamaktadır. Ancak bunun ne kadar erken, ne kadar geç gelebileceğini ya da devamının ne kadar agresif, ne kadar şahin, ne kadar güvercin bir tutumla karşılaşacağına yönelik çok önemli bir fikir verecek. Bunu da bu şekilde belirtelim. Ripple'ın büyük zaferi. Ripple 29 Eylül 2023 tarihinde New York şehrinde The Proper Party'yi düzenleyecek. Bu kutlama SEC davasındaki kısmi bir zaferi işaret ederek hukuki açıdan netliğe doğru bir adımı temsil ediyor. Bu etkinliğin trader duyarlılığını etkileyebileceği ancak büyük duyuruların beklenmediği belirtiliyor. Traderları da etkilemez, büyük duyurular da yapmazlar. Adamlar zaten duyuru yapmak için bunu yapmıyor. Sadece bir güç gösterisi olarak yıllardır devam eden bu olayın artık geçmesini bildiğiniz kutlama yapıyor yani adamlar. Ve katılmak isteyeni bekleriz hesabı bir hareket yapıyorlar. O yüzden büyük bir duyuru vesaire tabii ki yok. Haricinde dediğim gibi hani traderları da harekete geçirecek bir durum yok ortada. XRP Coin nezdinde işte o hadi gelin falan alım yapalım XRP'de falan gibi. Zannetmiyorum. Belki pozitif hareketler gösterebilir ama bir şey beklememek lazım. Yarın ve ilerleyen günler dediğim gibi önemli. Pek çok olayla buradaki konuştuğumuz verilerle birlikte karşımıza gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.